Herkese iyi günler. Caz müziğinin yetenekli isim Selam Beytekin'le birlikteyiz. Nasılsın? Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sorularımı hemen geçmek istiyorum aslında. Müzikle başlamak istiyorum. Müzikal kariyerini nasıl başlattın? Müzikal kariyeri bilinçsiz olarak çocukluktan beri var. Ama şans eseri üniversite 3. sınıftayken, inşaat mühendisliği okurken bir özel bir tango gecesine gittiğimde İlham Gencer'le tanıştım ve beni sahneye davet etti. Piyano çalıp şarkı söylediğimi öğrenince. Hadi bakayım dedi, böyle dans ederken orkestrayı durdurup. Ben piyano çalıyorum, söylüyorum, sen de öyle söylüyorsun. Böyle birini görmedim Türkiye'de. Hadi bakalım bir çal söyle dedi, herkesin ortasında. Onun üzerine iki tane parçam vardı. Dediğim gibi önceden bilinçsizce kendi kendime yaptığım, çalıştığım, sürekli şarkı söylediğim durumlar olduğundan çıktım söyledim ve onun üzerine beni birkaç yere davet etti. Gittiğim yerlerde ise hep bana teklif geldi. Burada sahneye çıkar mısın diye. İlk olarak Q Jazz Bar'a gittim. Piyano çalıp söyleyerek kendi programı yapmamı istediler. Ve o dönemde de çelik sınavlarım var, beton sınavlarım var, vizeler var. Ve o kadar parçam da yok. Yani 7 yaşından beri klasik piyano çalıyorum. Ergicen Saydam Doğca. Fakat caz piyanosu çalıp söylemek ya da kendi çalıp parçaları söylemek ayrı bir iş. Ve bir gün sonrasında dedi ki bana sahneye çıkıyorsun. Benim çok iyi hatırlıyorum beton vizem vardı. Yapamam dedim, 30 tane parça hazırlamam lazım piyano çalıp söyleyip. Ben dedi çocuğumu dedi yüzsün diye 6 aylıkken suya attım ya boğulacak diye yüzecekti. Böyle bir motivasyonu bana verince tamam dedim deneyeyim ve hakikaten böyle bir gün çalıştım. 30-40 parça çıkardım piyano çalıp söyleyerek. Ve sahneye profesyonel olarak tek başıma piyano çalıp söyleyerek başladım. Sonra caz müzisyenleriyle tanıştım. Onların orkestrasında birkaç sene yer aldıktan sonra 2009-2010'da ise kendi ismime sahne almaya başladım. Peki inşaat mühendisliği, mimarlık, matematik mühendisliği, aslında baktığımızda geniş bir yelpaze ile karşılaşıyoruz meslek ve ilgi alanımızda. Bunu müzik ve sahneyle birlikte nasıl yürüttünüz? Yürütemeyecek bir şey olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Çünkü hepsini ayrı ayrı çok seviyorum. Sevdiğim alanlar olduğu için onlarla ilgili çok çalıştım. Vaktim kalmadı. Ya da zorlandım gibi bir algım olmadı. Zor da olsa saatlerce çalıştım, şarkı söyledim, matematikle ilgilendim. İnşaat mühendisliği okurken yine tabii ki İTÜ'de okudum. Orada da mühendislik olarak yoğun bir program vardı. Fakat üniversite hayatı, hani ondan, o programdan arta kalan kısımda arkadaşlarımla gezip eğleneceğime kendi sevdiğim müziği yaptım. Sahneye çıktım. Üçüncü sınıfta sahne almaya başladım ama matematik mühendisliğine ondan bir sene önce başvurdum. Double major yapmak için çift anadal. Başladım. İki üniversitenin dersleri, ders saatleri çakıştı. Fakülteler arasında yetişemiyordum aldığım derslere. Ve devamsızlıktan dersler uzadı. Dörder senelik iki üniversiteyi ayrıca baştan okusam 8 sene sürecekken 9,5 senede ben iki üniversiteyi ortak dersler varken bitiriyor oldum iki bölümü. O yüzden bırakmak zorunda kaldım bir süre okuduktan sonra. Sonra da işte mimarlığa başvurdum yüksek lisans için. Yapamazsın dediler mimari tasarımı. Çünkü mimari altyapın olması gerekiyor dediler. Ben de lütfen beni alın diye yalvardım. Dekanın kapısında bekledim. Derken beni mülakata aldılar. Tamam sana ikna olduk ama mimarlık okuman lazım. Bilimsel hazırlık dersleri vereceğiz. Önce mimarlık okuyacaksın. Üzerine mimari tasarım. Yüksek lisans yapacaksın diyerek sadece bana özel bir bölüm açtılar. Benden sonra da kimseyi almıyorlar inşaat mühendisi olarak. Bunları da yaptım. O sırada iş hayatında profesyonel olarak çalışıyordum inşaatta. Yine profesyonel olarak sahne alıyordum. Sevdiğim için hepsi bir arada devam ediyordu. Güzel bir akış sağlamışsınız. Peki hiç düşündünüz mü sahneyi bırakıp akademiye veya mühendisliğe, mimarlığa direkt kendinizi yöneltmeyi? Onlara yönelmeyi düşündüm ama bir şey bırakıp yönelmeyi hiçbir zaman düşünmedim. Çünkü benim için her farklı alan beni besleyen bir durum ve motivasyonumu arttıran durum. Bana aynı çok sevdiğim yemek olsun, en sevdiğim yemeği 3 gün üst üste verin sıkılırım. Onun değerini bilmem için başka bir şey yemem lazım. Ya da inşaatı yaparken algımın açık olması için
başka bir alanda, zıt bir alanda beslenmem lazım. Müzik için de öyle. Her yaptığım alanda. O yüzden tek yönlü olamıyorum. Yapı olarak da çocukluğumdan beri böyleydim. Yani basket antrenmanına giderdim. Ondan sonra piyano dersine giderdim. Top gelmesinden parmaklarıma, bütün parmaklarım sürekli kırılma, yamulma, şişme durumu, ama piyanoya da giderdim yani. Yani inatla çok zıt şeyleri bir arada devam ettirme gibi bir eğilimim vardı. Peki sesiniz aslında müziğin farklı alanlarına da hitap ediyor. Yani bir pop da söyleyebilirdiniz. Neden caz müzik? Onun benim için çok anlamlı bir altyapısı var. Şimdi cazı Türkiye'de, cazı Amerika'nın haricinde tanımlarken çoğu insan kendini beğenmiş, zor, eğitim gerektiren, ki tabii ki eğitim gerektiriyor ama yetenekle beraber bunu kapayabilirsiniz. Çünkü cazın geldiği kökenlerdeki bütün caz müzisyenleri nota bilmeden, eğitim almadan cazı oluşturmuş isimler. Şimdi Amerika'da bu bilinen bir şey çünkü onların müziği. Ama onun haricindeki yerlerde caz zor, anlaşılması zor, sıkıcı, takip edilmesi kolay olmayan bir müzik. Aslında değil, çünkü cazın kökeni siyahi müziğe, kiliseye dayanıyor. Gospel, hatta tarlalara dayanıyor. Bu ne demek? Zorluk çeken bir siyahi kültürün kendini toparlayabilmek adına, kendi hayatlarını, yaşam enerjilerini bulabilmek adına ürettikleri, sergiledikleri bir tür caz. Ve onunla kiliselerde başlıyorlar, onunla motive oluyorlar, para kazanmıyorlar, bir araya geliyorlar. Bir bakıma yaşam enerjilerini, onarım mekanizmalarını cazla yapıyorlar. Şimdi ben bu şekilde baktığım için böyle bir müzik yok dünyada. Caz demiyorum sadece, gospel, blues, R&B, soul, bunlar hep kiliseden türemiş müzik türleri. Ve hepsinde melankoli yok. Yani ben süründüm, köleyim, açım, susuzum, ailemi öldürdüler falan diyor ama öyle bir şarkı söylüyor ki ne olursa olsun diyor, ben her taraftan her şeye bağlıyım, kimse beni yıkamaz. Ben bir şekilde elini tutarak herkesin yeteneğimle, bütün güzel dürtülerimle kendimi toparlarım ve her şeyin üzerine çıkarım. Bu motivasyon beni bağlayan şey caza. Bu nedenle bunun haricindeki o birazcık depresif müzik, ağlayan müzik, Türkçe, pop, ne olursa olsun, klasik olsun, bunları duyduğumda hemen şey gibi, böyle küçük tek hücreli bir yapının santigratın işte 20'de biri oynamasıyla bir anda dürtüsel olarak yolunu değiştirip kaçması gibi kaçıyorum. Yani yapı olarak vücuduma işlemiş bir durum olduğunu çok hissiyatımla söyleyebilirim. Yani bütünleştim diyebilirsiniz o zaman. Bütünleştim. Caz bunun başka bir versiyonu. Sevdiğim yemekler öyle. Beraber olduğum insanlar öyle. Yani ben her şeyden söylenen, kötü şeyler yaşasanız da aileden, hayattaki travmalarınızdan, bunlardan oturup pasif olarak, edilgen olarak hayata devam etmeyi değil, hep yeni araçla yaratayım, üreteyim, kendimi onarayım, daha iyi olsun, etrafımda daha iyi olsun ve bu enerjiyi paylaşmayı seven bir yapıdayım. Bu nedenle bu alanlarda her zaman için doğal olarak bir akış durumunda bir ilgim var. Peki caz müziğini global olarak baktığımızda Türk ve yabancı dinleyiciler üzerinde farklı etki yarattığını düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyorum ama şey gibi düşünün. Eğitilmiş bir köpeğin travmaları ya da sokak köpeğini alırsanız dokunduğunuzda ısırmaya çalışır ya. Şimdi caz Türkiye'de farklı eğitiliyor. Normal hiç cazla ilgili bir altyapısı olmayan bir insana caz dinletin, gospel dinletin. O çok doğal ve dürtüsel bir müzik olduğu için mutlaka o kadar zengin ki içinde 100 tane renk var. Yüzünü göremese bile yeteneğine göre 3'ünü görüyor, 30'unu görüyor, 50'sini görüyor. Ama eğitilmiş, yani cazı dinlemiş ve yanlış dinlemiş, yanlış bir deneyimi olan bir insana dinlettiğinizde Türk veya başka yerlerdeki dinleyiciler onu ondan önceki travma ya da deneyimine göre önce yargılı olarak, ön yargılı olarak yaklaşıp beğenmeyebiliyor. O yüzden ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Cazın, bu müziklerin her müzikten çok, klasikten çok her türlü insana ulaşabildiğini düşünüyorum. Çünkü içinde gerçek var. Adamlar bu müziği yaparken ilham aldığı yer, ilham da demeyeyim,
gerçek hani oturup ilham aldım, aşkı yazdım değil. Adamlar acı çekiyorlar, birlikte olmak istiyorlar. Bunu herkes anlar. Çünkü çok insani bir müzik. O yüzden anlayamayan insanların kendi yapılarında daha kapalı ve zarar görmüş yapılar olduğunu düşünüyorum. Yani geri kaldığını düşünmüyorsunuz aslında Türkiye'nin. Geri değil, hiç değil. Tam tersine bilmeyen insanları, ben bunu bir kere daha söylemiştim. Bir gün bir alışveriş merkezinde de söyleyebilirim. Kanyon'da Caz diye bir organizasyon vardı. Açık havada konserler veriyoruz ve bir ekip gelip yandaki bir inşaatta çalışanlar gelip dinlemek istemişler. Bir grup böyle 6-7 kişi inşaat çalışanları. Konser bitti. Son yanıma geldiler. Şiveli konuşuyorlar. Dediler ki bizim hiçbir yabancı dilimiz yok. Ne söylüyorsunuz, ne yapıyoruz bilmiyoruz ama öyle bir şey oldu ki müziği dinlediğimizde, sizi gördüğümüzde biz mutlu olduk ve biz bunu dinlemek istiyoruz. Nereden bulacağız? Ben okunuşlarıyla İngilizce isimlerini yazdım. Buraya gireceksiniz, şunu yapacaksınız. Orada DNR'a yolladım hani buradan bir şeyler alın diye. Adamlar dili olmadığı halde, hiç duymadığı halde bağlantı kurdular. Bu olabilir. Aslında çok kolay bir şekilde iletişim sağlayabilirler. Müzikle en rahat iletişimi sağlarsınız. Çünkü her şey frekanstan ibaret. Benim yüksek lisans tezim de bununla ilgili. Frekansları inceleyerek müziğin görsel hale getirilmesini fraktal geometrisiyle çalıştım ve böyle bir tez yazdım. Ve gerçekten öyle. Hani yediğiniz yemek zevke göre değişebilir, algınız iyi olmayabilir ama farkında olmadan burada düşük bir frekanstan size rahatsız edici bir şey versem, alttan bir ses versem ve siz farkında olmadan gerilip bir anda hani bir sıkıntım var, ne yapacağım, moralim bozuldu deyip insanlarla kavga edebilirsiniz. Aynı şey tam tersi için de geçerli. Reklamlarda da bunu yapıyorlar senelerdir. Yani bilinç dışı olarak farkında olmadan bütün frekanslar, frekansların toplamı ve melodik hale gelmiş hali de müzik zaten. Bunlar sizi etkiliyor ve en rahat geçebilecek, hiç konuşmadan, hiçbir kültür farkı olmadan bu bağlantıyı kurabileceğiniz şey müzik. Caz da bunun en zengin hali. Sahneye çıktığınızda dinleyicilerle aranızda nasıl bir enerji oluşuyor? Bence yani bilmiyorum, onlara da sormak lazım ama ben güzel bir enerji olduğunu görüyorum, hissediyorum. Çünkü sahnede iki farklı bakış açısı var. Sahnede herkes bana bakıyor, heyecanlandım, ne yapacağım diyen büyük bir kitle var. Ama ben hiçbir zaman öyle olmadım. Bu belki yapıyla da ilgili. Ben o tarafa bakmadan sahneye çıktığımda bir anda önce müzisyenlerle, ortamla, insanlarla bir araya geldiğimi hissediyorum. Şarkı söyledikçe, müzik çaldıkça hepimiz onun içine giriyoruz. Çünkü orada benim paylaşmak istediğim şey aslında benim bir hayalim. O güzel hayali şarkı söyleyerek, dans ederek, konuşarak, o anda doğaçlama yaparak dile getiriyorum. Benim en özgür kaldığım yer aslında sahne. Burada da özgürüm. İstediğimi yapıyorum. Sokakta yürürken şarkı söylediğim oluyor. Arkadaşlarım, ailem bana hadi bir şarkı söylediğine bağıra bağıra şarkı söylerim. Hani bu aslında o paylaşma hissinden. Çünkü diyorum ki hayvanlar birbirinin yanına gidiyor ya, bir iki köpek birbirini gördüğü anda kokluyor. Neden? Tanımıyorlar. Ama biz merhaba demiyoruz. Yani şöyle bir bakıyoruz, geçiyoruz. Ama şarkı söylediğim anda, müzik olduğu anda hepimiz bir araya geliyoruz. İşte o dürtüsel, aslında sezgisel kısmımız, doğal olan kısmımız ortaya çıkıyor. O yüzden o enerjiyi ben her zaman açığım, her yerde açığım ama insanlar en rahatlıkla hissedip içine girebildiği enerji sahne oluyor, bağlantı kurabildiğimiz. Aslında insanlarla bağlantınızı da müzik yoluyla kuruyorsunuz. Evet, çünkü o en kolayı, en rahat hissettikleri yol. Peki profesyonel müzik hayatı dışında Selam Beytekin neler yapar? Ben her şeyi yaparım. Yani ilgi alanlarım çok geniş. Çocukluğumdan beri analitik tarafım birazcık belki yapımda analitik bir taraf olduğu için mühendislik olsun, astronomi olsun, bunlarla çok ilgiliyim. Bir şeyleri tamir etmeyi severim ama aynı zamanda sanatsal alanları, müzik, resim, dans, spor, paten, önceden basket oynuyordum Yıldız takımında, Beşiktaş'ta. Tenis oynarım, yoga yap, hani
Olay şey, bedenimde olan ve her insanın bence yapması gereken bir şey bu. Doğa yürüyüşleri, trekking, serbest kaya tırmanışı, ondan sonra yani yapmadığım şey yok. Ama hepsini azar azar dönemlerde yaptım. Bazen devam ediyorum ama sürekli olarak yemek yemeyi, yemek yapmayı severim. Vakit buldukça bunları böyle bir araya getiriyorum. Önemli olan benim için yaşadığımı hissetmek. Yani hayatınızı dolu dolu yaşıyorsunuz diyebiliriz. Boş durmayı sevmiyor musunuz? Boşluk değil, gerçek bir şey yapmayı seviyorum. Yani kendi beynimi, vücudumu uyuşturmayı sevmiyorum. Oturup televizyon seyretmeyi sevmiyorum. Seyrederim, güzel filmleri de severim. Ama yaşadığımı hissetmek istiyorum her an. Yaptığım her işte, her ilişkimde, iletişimimde. Yani ben buradayım, tad alıyorum, duyuyorum, hissediyorum. Depresif veya hani ne yaptık işte sıkıldım yatayım uyuyayım. Bunlar aslında bunları hissetmek istemediğim için bir noktadan sonra da yorucu oluyor. Çünkü her an bir enerji, beslenme arayışı, besleme arayışı. Bu lafları çok sevmiyorum çünkü çok klişe anlatıyorlar bunları bu aralar. Bu işte enerji danışmanları falan. Konu o değil yani, konu doğayla ve kendi doğanızla bağlantılı olmak. Aslında kendinizi çok iyi tanıyorsunuz. Ne istediğinizi de biliyorsunuz. Çok bozulmadığımı düşünüyorum. Yani bozucu çok faktör oldu. Çocuk yapısı, çocukluktan gelen yapı, herkes de öyledir ya. Meraklı, korku olmadan her şeye dokunsun, iletişim kursun, merak ettiği şeyleri öğrensin, ona göre kendi bir şey yaratsın. O merak aileyle, yapıyla, toplumla yavaş yavaş böyle sıkıştırılıyor. Hani sosyal baskılar, onu yapamazsın, bunu yapamazsın. Sen işte cinsiyetin şu, yeteneğin bu, toplum sınırları bu. Şimdi ben öyle bir yapıda büyümedim. En büyük şansım bu. Annem, babam, teyzelerim, anneannem, dedem, yani bu öyle bir ortamda büyüdüm ki ne yapıyorsan yap. Ama ikinci bir aşama var. Ne yapıyorsan yap, ah çok güzel yaptın, alkış da yoktu. Yapamadın, beceremedin de yoktu. Doğal olarak aynalama yapmadan, kimse bana ne olduğum ya da ne olmadığımı göstermeden kendi yapımca onlarla ilgili araç sundular ve o araçlarda bir şeyler yapa yapa büyüdüm. Bu da bence o dediğim gibi hani doğal yapının körelmeyip aslında o çocuksu yapının biraz daha araç gereçle entelektüel olarak yayılmasını sağladı diye düşünüyorum. Aileniz aslında sizi özgür bırakarak benliğinizi oluşturmanızı sağlamış. Evet, hiç kısıtlamadılar. Tam tersine yaptığım her şeyde yap hani hadi yap yaparsın da değil, yapamazsın da değil. Ha işte bizimkisi 3 yaşında bilmem ne İngilizcesi yok bilmem ne söylüyor. 4 yaşında yazı yazmaya başladı. Nereden öğrenmiş? Öğrenmiş işte. Hani yap bakalım. Hani ah bizimki, bizim kız da bilmem ne yapıyor. İşte bilmiyorsunuz çok da zeki, çok da... Hiç öyle bir şey yoktu. Yani yapamadığım şeyler de oldu. Onları da söylemediler. En büyük destekçiniz. Tabii. Aileniz. Doğal yani. Hayvan gibi düşün. Hani hayvanlar da arasında böyle bir şey yapmıyor. Kendi kendine, kendi yapıları, kendi fiziksel ve kişilik özelliklerince var oluyorlar doğada. Bu kadar benim için de durum. Peki geleceğe yönelik planlarınız neler? Dinleyicilerini ne bekliyor? Planlarım, ben çok plan lafına alerjim var. Hayallerim var ama hayallerim son senelerde klişe de demeyeyim ama köşeli, çerçeveli hayaller olmaktan çıktı. Amaç edindim ve kendi amacımla ilgili bir şeyler buldum. Bu arada hayata gelme amacım, ben şu yüzden gelmişim gibi değil. Bence her insanın amacı kendi olduğu şekilde başkalarıyla beraber olmak, mutlu olmak, huzurlu olmak, onu paylaşmak. Yani ben kendi egosantrik olarak ben bunu yaparım, gördünüz mü ne acayip şeyler yaptığımdan çok ya bir kendinize gelin, pandemi yaşadık, orada herkes bence bunu anladı. Yani doğanız var, saçmalıyorsunuz. Para, pul, gösteriş, hayatın içinde kendine yarattığın hapis, işin, hedefin, olması gereken evin, araban, bunlar değil konu. Önemli olan estetik, güzel şeyleri huzurlu bir şekilde paylaşarak yaşayabilmek. O yüzden herkes durup doğaya kaçıyor pandemide. Herkes bu yüzden mutlu oldu. Ayakkabısını çıkarıyor. Ah ne güzel doğal yemek yedik. Yani herkes söylendi, ailesiyle ama bir arada kaldı, yüzleşti.
Şimdi ben bu ortamı kendi o hayalimi sahneye çıktığımda da giyiniyorum, pullu puetli kıyafetler giyiyorum ama o benim için ne demek? Ne yaparsan yap, ben buraya çıktığımda ışık, güneş, ay, pırıltı, hani o enerjiyi paylaşmak istediğim için aslında onlar yansıtıcı görsel olarak da bunları giydiğimde. Ben diyorum ki bana bak yansıt, sen de bana yansıt. Şimdi bunun içerisinde yapmak istediğim şeyler, karışık girdim konuya ama bunun müzik altyapısı var, matematikle ilgili altyapısı var, insanlarla doğal olarak iletişim kurmak, kendim paylaşmak, onları da yükseltmek, kendim de yükselmek gibi bazı şeylerim de var ve bununla ilgili müziği de kullanmak istiyorum. Albüm yapacak altyapım fiziksel yani şey olarak değil, tabii ki herkesi tanıyorum, sahneye çıkıyorum, hiç albüm yapmadım çünkü doğal şeyler söylemek istedim. Neden bahsedeceğim yani? Hani birisi bana söz yazsın, melodi yazsın, ben de onu söyleyeyim. Ne trend var? Hani onlar klasik laflar. Ona göre bir şeyler yapayım ki çok dinlensin. Bunları istemedim. Doğal bir şey yapayım, insanlar bana baktığında sarılma ihtiyacı duysun. Elimi tutsun, ben de tutayım, sarılayım, herkes bunu hissetsin. Ve şimdi bununla ilgili söyleyecek çok şeyim olduğundan müzikle ilgili bir şeyler yapmayı artık %100 hazır hissediyorum. Yani onlar gelecek ama onun haricinde ortada da konuşsam bu bağlantıyı kurabileceğim birçok alanda birçok şey yapmak istiyorum. Yavaş yavaş toparlanacak. Peki albüm yapma konusunda kendinizi daha hazır hissetmediğinizi mi düşünüyorsunuz? Hazırım. Teknik olarak hep hazırım. Ama yalan söylemek istemiyorum. Yani benim için yalan söylemek, birisinin bestesini yapmak ve buna tam olarak bana içime sinmeden söylemek benim için dürüst olmamaktı. Şimdi dürüst olduğumda, açtığımda şöyle bir ceketimi, içinde böyle parça parça bir şeyler değil, gerçekten yoğun renkler oluşmuş yapılar var. Yani onu şu anda çıkarabileceğim dürüst ve güzel altyapılar oluştu. Peki, ben sorularımın sonuna geldim. Umarım zevk almışsınızdır, hoş bir sohbet olmuştur. Umarım ben de çok karışık anlatmamışımdır. Yani beni dinleyen hep yakınlarım, ya bir şey soruyor, net cevap ver falan diyorlar ama ben böyle girip detaylı anlatıyorum. Belki hissimi daha kolay anlatabilmek için umarım ben de anlaşılır olabilmişimdir. Kesinlikle, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hafta Gazetesi'ne konuk olduğunuz için. Bu hafta Selam Beytekin'le birlikteydik. Görüşmek üzere.